Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte 90'lık Mbappe nasıl alınır bunu göstereceğim. Gerçekten harika bir video arkadaşlar. Bu tarz bilgilendirme videolarının devamı için lütfen videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu aralar izlenme ve like'lar düştü sınav haftasından dolayı, ancak bu videoyu sizlerden 2000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Sınav haftası da olsa sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Bu videoyu da sizlerden gerçekten çok güzel bir like sayısı bekliyorum. Hayretten de hala kanala abone olmayan varsa 60.000 aboneye doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hemen kanala abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın ki arkadaşlar. Hemen 60.000 abone olalım ve videolarımdan haberdar olun. Aynı zamanda da ailemize katılmış olun arkadaşlar. Şimdi Mbappe nasıl alınır? Arkadaşlar öncelikle bu taktik Emre Yılmaz kardeşim bana yazdı WhatsApp'tan. Sen de çekmek istersen çek dedi. Ben de çekeceğim arkadaşlar. Ve şu anda da i butonunda onun kanalını görüyorsunuz arkadaşlar. O da benden daha önce bile atıyor yani bilgilendirme videolarını. Onun da kanalına girebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz bilgilendirme videoları da atıyor arkadaşlar. Ama önce bu videoyu lütfen izleyin. Evet arkadaşlar, şu anda ben ligime kendimi davet edeceğim ve şimdi en baştan itibaren size nasıl yapılacağını anlatayım. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak kendinize bir tane hesap kuruyorsunuz. Yeni bir tane başka bir cihazdan. Annenizin olur, bilgisayardan, BlueStacks'tan olur. Fark etmez arkadaşlar, herhangi bir tane cihaz. Çok fazla uğraşmıyorsunuz zaten. Elinize 45 dakika alsanız bu size yeterli. En fazla 45 dakika hatta. Şöyle bir hesabım var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu anda görüyorsunuz, böyle bir hesabım var arkadaşlar. Şu anda bu hesabı ben girdim. Ve yaklaşık yarım saatte falan 5 seviye yaptım. Yani 4 seviye yapmanız gerekiyor. Ben 5 seviye yaptım. Yani bir anda 5 seviye oldu çünkü. Karşı atakta amatör 2'ye çıktığınız an zaten çok rahat oluyor. Ve hesabı açtığınız zaman karşı atakta amatör 2'ye çıkmak çok da uzun süren bir şey değil arkadaşlar. Ve çok hızlı bir şekilde level atlayabiliyorsunuz bu şekilde. Önce Ronaldo'yu almak falan biraz uzun sürüyor. Ancak böyle yarım saat falan yetiyor arkadaşlar. Şimdi kendinize bir de lig kuruyorsunuz arkadaşlar. Bizim zaten ligimiz var. Şimdi arkadaşlar ligimize giriyoruz. Tamam, şu an ekranda gördüğünüz lig. Şimdi lige geliyoruz. Şimdi şöyle gelelim. Burada üyeleri yönet, üye davet et. Üye davet ete geliyoruz. Buradan PG Madden diye bir hesabım var. Zaten bu isimle herhalde kimsenin yoktur. Çok rahat buluruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 5. seviye 42.100 taraftarlı hesabı davet ediyoruz. Şimdi bu davetiye gönderdik. Çünkü kendi ligimden gidemem. Çünkü benim ligimde biliyorsunuz kriterler var biraz. Çünkü hani bayağı bir zor olmaması adına. Şimdi buraya davet gelmesi lazım. Gelen kutusuna bakalım. Evet, davet geldi. Şimdi bunu kabul ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hesapta kabul ettim bunu. Şu an kabul ediliyor. Gördüğünüz gibi şimdi bu hesapla girdim. Şimdi ben bu hesapla takımı bayağı bir berbat yapacağım. Full bronz oyuncu koyacağım buraya. Şimdi arkadaşlar hemen takımıma gelip takımdaki herkesi bronz yapacağım. Ki takımım 50 gen olsun. Hemen değiştirelim arkadaşlar. Hep bronzları alacağız buraya. Zaten bir sürü bronz oyuncu olduğu için çok rahat bir şekilde alabiliriz. Hemen santraforu da değiştirelim. Hep 50 genlik oyuncuları takıma toplayacağız arkadaşlar. Bu şekilde çok basit bir şekilde takımımızı bozmuş olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar her videoda çok güzel bir yorum göstereceğimi söylemiştim. Ve şu anda da ekranda harika bir yorum görüyorsunuz. Nihat kardeşim çok güzel bir yorum atmış. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum yapabilirsiniz. Nihat'a da gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi isim bile söylüyorum. Ara sıra ismi de söylüyorum. İsmi unuttuğum zaman da söylemeye de biliyorum arkadaşlar. Ancak kesinlikle güzel bir yorum atmayı unutmayın ki bir sonraki videolarda yorumunuzun çıkma şansını yakalayın. Ayrıca beni hala Instagram'da takip etmiyorsanız da artık 3000 abone, 3000 takipçi, 4000 takipçiye doğru olalım. Bakın ona bile abone diyorum. Lütfen takip edin arkadaşlar Instagram'dan beni diyorum. Ve hemen videomuza devam edelim. Şu anda ben onu hallediyorum. Siz beni izlerken ben de şu anda onu hallediyorum. Çok rahat bir şekilde hallediyoruz. Zaten çok uzun süren bir şey değil. Hemen bunu da değiştirelim. Da Silva'yı alalım. Aa, kaleci yerine oyuncu koyulmuyor. Tamam o zaman. Sol kanatlık oyuncunun yerine de 49'luk oyuncuyu koymak istiyorum. 50'lik oyuncu neyse. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi kadrom bu hale geldi. Kadroyu en kötü haline getirdim. Yani siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çok zor değil. Şimdi kadroyu en kötü haline getirdik gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar hemen telefonumuzu elimize alıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi buradan ligde nereden giriyoruz? Buraya giriyoruz arkadaşlar ve devamında yapacağım yani. Şimdi buraya giriyoruz, oyna diyoruz arkadaşlar. Buradan oynuyoruz büyük ihtimalle. Zaten böyledir. Şimdi buradan atabildiğimiz kadar gol atıyoruz. Şimdi arkadaşlar aslında size benim Mbappe'yi daha önceden göstermem gerekiyordu. Onu da sizlere göstereceğim, merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi benim takımım bu. Rakibin takımı bu. Ve çok rahat bir şekilde golleri atabileceğim şimdi. Hemen Griezmann'la gidiyoruz. Bakın pres bile gelmiyor şu an. Hiçbir zorluk yok. Çok rahat bir şekilde. Çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi 1-0 yaptık. Ve Emre bana dedi ki ben bir maçta 15 tane gol atıyorum dedi. Bir günde 500 tane gol falan atacağım falan dedi bana. Gerçekten çok kolay bir şekilde zaten gol atılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an 2-0 oldu ve ben de sizlerle birlikte konu hakkında konuşmak istiyorum bir konuda arkadaşlar. Bu videoya like atmanız gerçekten çok önemli. Hem önemli bir video, hem izlenecek bir video, hem de kanalın girişi açısından çok önemli. Neden mi arkadaşlar? Çünkü bu aralar
kanalda bir düşüş var. Sebebi sınav haftası ve bir gün, iki gün videosuz bıraktım sizi. Bazı durumlardan dolayı, yani zamanım olmadığından dolayı. Çünkü ben de sınavlara çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar ve şu anda YouTube birazcık bozuk. YouTube'un bana gösterdiği istatistikler çok yanlış. Bunu sizlere söylemek istiyorum. YouTube gerçekten şu an çok yanlış gösteriyor bana. Yani dünkü attığım videoda YouTube'un gösterdiğine göre 13.000 abone var. 13.000 izlenme var. Normalde benim videolarımda bir günde 13.000 izlenme olunca aslında gerçek zamanında da 20.000 falan yazıyor orada. Hani aslında 20.000 izleniyor ancak YouTube'un sizin gördüğünüz biraz daha geç oluyor. Yani benim istatistikler kısmında baktığımda 20.000 olduğu zaman sizin gördüğünüz biraz daha geç oluyor. Biraz daha geç o 20.000'i görüyorsunuz siz. Siz 20.000'i görürken mesela benimki 22.000 falan oluyor. Yani zaman geçtikçe o sayıya yaklaşıyor ve bir hafta sonra da tamamen o sayıda buluşuyor. Yani aslında gerçek zamanda sizin gördüğünüz değil. Hani dünkü video 13.000 izlendi gözüküyor ya, aslında o video 17.000, 18.000 vardır. Ancak şu anda YouTube'da benim her zaman baktığım yerde o video 5.600 gözüküyor. Ve gerçekten ilginç bir durum arkadaşlar. O videoda bir bozukluk var ve o video hiçbir şekilde önerilmedi galiba. Çünkü izlenmedi ve gerçekten de bu arada 24 dakikada 9 gol attık. Bayağı iyi attık. Şimdi Ali. Çok rahat ya, gol atmak çok kolay arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar o videoda birazcık sıkıntılar var. Bir değişiklikler var. Onu nasıl halledeceğiz gerçekten onu da bilmiyorum. Video aslında izlendi. İzlendiği size gözüküyor. Bana da normal gözüküyor. Normal girdiğin zaman gözüküyor. Ancak gerçek zamanlı görüntülenme her zaman daha fazla olurken, yani normal olarak zaten daha fazla olması gerekir. Ancak 5.000 gözüküyor orada. Onun sebebi neden olduğunu gerçekten anlamadım. Birazcık fazla baktım acaba yanlış mı bakıyorum falan diye ama hiçbir yanlışlık yapmadım. Bunun da sebebini gerçekten anlamadım arkadaşlar. Bu konuda bir değişik bir durum var. Onu da gerçekten anlamadım. Bu arada bayağı bir gol attık konuşurken. Daha çok odaklansam belki şu an 13-14 falan da olabilirdi biraz daha zorlasam. Ancak dediğim gibi arkadaşlar, Emre'nin de dediği gibi, benim de dediğim gibi gol atmak gördüğünüz gibi çok kolay. Ve 500 tane gol atmak için, ya 500 değildi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size, 150 tane gol atmak için 10 maça girmeniz gerekiyor. Sadece 10 maç. Günde 10 maça girseniz bu şekilde kaç yapar? Günde 150. Günde 150 gol atarsanız toplamda 10.000 atmanız gerekiyor değil mi? Günde 150 atarsanız arkadaşlar 70 günde falan, çok hesaplamadım. Yani hiç matematik hesabı yapmadım ama tahminen 70 günde falan biter. Ve bu ne demek oluyor? Çok rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde, çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz demek oluyor. Ve çok basit. Yapmak da çok uğraştırmıyor. Ve bence en kolay kasma taktiği de bu. Diğerlerine de taktik aklıma gelirse söylerim. Şimdi o tarz oyuncuları almanın yerine bir geçeceğiz sizlerle birlikte. Bakalım zorluğu ne kadarmış. Bu arada 17 gol olacak mı? Olabilir. Tamam, 17 gol de yapalım. Bir maçta gördüğünüz gibi arkadaşlar 17 gol atıyoruz. Ve 10.000 atmanın rahatlığını da artık siz düşünün. 10.000 atmak, günde 10 maça girmek çok zaman kaybettirmez arkadaşlar. Gece yatarken falan girerseniz sınav haftası zaten bitecek. Ondan sonra oyuna çok oynadığınız zamanlarda günde 10 maça falan girersiniz. Yani zor, rahat arkadaşlar. Bu arada şu anda yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Tabletiniz önünüzde açık ya. Şu anda tabletiniz önünüzde açık. Şimdi bir de aynı adamı dalamıyorsunuz değil mi? Gördüğünüz gibi beklemeniz gerekiyor. Şimdi hemen o hesaptan liglere geliyorsunuz arkadaşlar. Liglerden bana gelen Sıra Sende maçı var. Gördüğünüz gibi burada. Gelen kutusunda. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada hemen oyna diyoruz. Ve o oynanıyor ve siz o oynanırken hesabınızda başka bir şeyler yapabilirsiniz. Yani elinizde iki tane cihaz olması lazım veya BlueStacks'ın girilmesi lazım. Yani annenizin telefonu falan olması birazcık zormuş. Bunu da şu an anladım. Bu yüzden de kusura bakmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bu hesap kendi kendine oynasın arkadaşlar. Hatta bu gollerde bize sayılır mı onu da bilemiyorum yani. Bilmiyorum dediğim gibi. Burada kendi kalesine falan gol atarsa sayılır mı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, şu anda bunları anlattım. Şimdi buraya nereden giriyorsunuz? İlk olarak bunu gösterelim. Buraya kupalara geliyorsunuz arkadaşlar. Kupalarda şurada kupa ustaları var. Bu kupa ustaları gerçekten önemli. Şimdi ilk olarak Areola ile başlayalım. Areola sizin 30 seviye olmanız gerektiğini söylüyor. 30 seviye olmak da bu zamanla olacak bir şey arkadaşlar. Bunun için çok da aşırı bir şekilde uğraşmayın bence. Bu zamanla olsun. Seviye atlama taktiklerini falan da onun da hakkında video çekmiştim zaten. Onu izlerseniz birazcık daha hızlanabilir seviye atlamanız. Şimdi buraya geçiyoruz arkadaşlar. Draxler 500 tane karşı atak maçı tamamla diyor arkadaşlar. Karşı atak maçlarında böyle taraftarınız önemliyse girip çıkıp girip çıkıp girip çıkıp yapabilirsiniz. Draxler'i o şekilde alabilirsiniz. Marquinhos'a gelelim. 30 lig turnuvası tamamla. Bunu da herhangi bir lige katılıp kaliteli, yani aktif bir moderatör yöneticisi olan ve her gün düzenli olarak lig turnuvası açan bir lige girerek
Bir ayda falan bunu tamamlayabilirsiniz. Bu da kolay arkadaşlar. Rabiot'a gelelim. 500 etkinlik beceri oyunu veya maçı kazan diyor. Yani etkinliklerde buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlikleri oynuyorsunuz. Bu da basit. Hatta takım kahramanlarından ben şu paketi çok beğendim arkadaşlar. Bakın 4 saat kalmış. Şu paketi çok beğendim. Efsane bir paket. Hatta sizlere de bunu açmak isterdim. Ancak maalesef elimde çok da fazla point yok. Bu da beni gerçekten çok üzdü açıkçası. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oynanıyor ve oynanırken de sizlerle birlikte konuştuk. Hatta Ersen gol bile atıyor şu anda. Şimdi arkadaşlar onu da sizlerle beklerken, onun ne kadar gol attığını, ne kadar gol yediğini beklerken sizlerle birlikte birazcık hesabıma bakalım. Neler yapabileceğimi de yorumlara yazabilirsiniz. Benim aklıma gelmeyen ve sizin aklınıza gelen neler yapabileceğimi. Bu arada mesajlarda benim satılan bir oyuncu mu var? Arkadaşlar çok güzel oyuncular çıkartıyorum ya. Bakın, şu takım kahramanları etkinliğinden Tottenham'dan 79'luk Wanyama çıkardım. Ve benim ettiğim kar hiç zararım yok ve 99.750 coins elime geçecek şimdi. Gördüğünüz gibi bunda şu anda aklıma geldi. Gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar dilerseniz her zaman yaptığım, ara sıra canım sıkıldığında yaptığım şu 20.000'lik paketlerden açalım. 20.000'lik paketler önemli arkadaşlar. Çok az beceri geliştiricisi veriyor. Ancak önemli dediğim gibi. Şu anda da benim çok işime yaramaz arkadaşlar. Sınırda olan yok çünkü çok da fazla. Hatta bir tane daha açayım son kez. Sonra da daha açmayacağım. Hemen arkadaşlar şöyle açalım. Düşük levelli hesaplar bu sizin işinize yarar. Şu anda benim işime bu çok yaramıyor arkadaşlar. Çünkü bunlardan bayağı var bende. Ve hiç de sınıra ulaşmadığı için hiçbir işime yaramıyor dediğim gibi. Aslında yarıyor da. Hani dolaylı yoldan yarıyor. Yani anlamışsınızdır herhalde. Bu arada hesapta 43. dakikadayız. Bizim hesap daha hiç gol atamadı şu anda. Ve sadece kontra atak yiyip gol yiyor bu arada. Onu da sizlere söyleyeyim yani. Herhalde bir tane falan kontra atak yemiştir. Bu arada free kick oldu. Hemen free kick hızlı bir şekilde kullandım. Şöyle sizlere göstereyim hatta arkadaşlar kaç gol olduğunu. Ya da göstermeyeyim. Buradan gösteririm. Ya da gösterelim mi? Şöyle geriye doğru gideyim hatta. Şöyle arkadaşlar. Bir dakika görmeniz açısından. Şu anda gördüğünüz gibi bizim hesap 0 tane atmış. Dakikayı da görüyorsunuz az kalmış. Ve 0'a soru işareti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat bir şekilde bu olay oluyor. Ve daha uzaktan gösterince zaten daha da kaliteli olabiliyor galiba. Şimdi arkadaşlar hemen devam edelim bakalım. Ersen hesabı kaçmış onu da bir görmüş olalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herhalde 3 tane kontra atak olmuş ve 3'ünü de atmış. Ya da 17 miydik ya biz? Yok bir tane atmış bir tane. Biz 17 idik 18 olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çok rahat, çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve şimdi sırada biz var. Biz oynayacağız. Sonra tekrardan rakibi oynatacağız. Sonra tekrardan biz. Yani oynamak kaç dakika sürdü? 10 dakika. 10 dakikada 15 gol. Ancak 10 dakikanın 5 dakikasını zaten biz oynadık. Hatta 5 bile değil. 3 dakikasını falan biz oynadık. Sonra devamında hesapta başka bir şeyler yaptık. Ya da YouTube'a girip başka şeylerde takılabilirsiniz. Çok basit. Çok kolay bir görev arkadaşlar. Bence hepiniz yapabilirsiniz. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha böyle detaylı güzel videolar istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz de kesinlikle şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Ailemize katılın arkadaşlar. Bu aileye katılın. Türkiye'deki en büyük Fumobil ailesine katılmayı unutmayın. Kesinlikle şuradan kanala abone olarak. Ayrıca de şuradan çıkan iki videodan izlemediğiniz herhangi bir video varsa da oraya gidin arkadaşlar. Eğer bu videoların ikisini de izlediyseniz şuradan kanala abone olabilirsiniz. Aboneyseniz de eyvallah sağ olun bir beğenin yorum yapın yani. Evet arkadaşlar hoşçakalın sizleri seviyorum ve bye bye.